11. sorumuzla devam ediyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda yetişkin bir kefal balığı verilmiştir. Kefal balığına bakıyoruz. Baş kısmı, gövde kısmı ve kuyruk kısmından oluşuyor. Yetişkin bir kefal balığı baş kısmının uzunluğu. Yani burası toplam uzunluğun 1/3'üymüş. O zaman toplam uzunluk bunun 3 katı olmaz mı? Yani baş kısmının 3 katı toplam uzunluğu verecek. Gövde kısmının uzunluğu toplam uzunluğun 2/4. Yani şöyle diyeyim. 2 kutu desem 6 kutu derim. Toplam uzunluğun yarısı olduğu için buranın 3 kutu olduğunu söyleyebilirim. Burası da 1 kutu oluyor arkadaşlar. Balıkçı Levent Bey bir tane kefal tutmuş ve gövde uzunluğunu 18 cm olarak ölçmüştür. Şimdi bunları boş verelim. Gövde uzunluğu 18 demiş arkadaşlar. Tüm uzunluğun yarısı olduğunu söylemiştir. 2/4 dediğim çünkü 1/2'dir. O zaman tüm uzunluk bunun 2 katı 36 değil midir? Şimdi başın uzunluğu tüm uzunluğun 1/3'üydü. 36'yı 3'e bölersem buranın 12 olduğunu söyleyebilirim. Buraya da ne kalıyor zaten? 6 santimetre kalıyor arkadaşlar. Bana baş ve kuyruğun ölçülerini soruyor. Baş 12, kuyruk 6 santimetre olacak arkadaşlar. Yani cevabımız B oluyor. Sorumuz bu kadar. 12. soru. Mesut hiç bilyesi olmayan kardeşi Abdullah'a. Bilyelerinin 1/5'ini verdiğinde. Kardeşinin hiç bilyesi yokmuş. Bilyelerin 1/5'ini vermiş. Şimdi bakın bir tüm çizelim. Bunu 5 parçaya ayırayım. Evet 1/5 yani şu mavi kısım artık kardeşinin bilyesi. Şu kalan siyah kısımda Mesut'un bilyesi yani 1/5. Elinde kalan bilyeler, elinde kalan 3 kutu, kardeşine verdiğinden 20 fazla. İkisi arasında 1 kutuluk fark yok mu arkadaşlar? Bu ikisinin farkı 20'ymiş. O zaman 1 kutu 20. Mesut'un başlangıçta 20'nin 5 katı kadar bilyesi varmış. Yani 100 bilyesi olduğunu söyleyeyim. On üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir katlama sorusu. Kaan elindeki kağıdı her adımda 2'yi katlayarak 3 adım ilerleriz. Şimdi arkadaşlar ilk adımda ne yapıyor? Bunu buradan 2'ye katlıyor öyle değil mi? Ne oluyor? 2 tane eşit parça. Şöyle 2 parça elde ediyor. Çizeyim mi ben şöyle? Birinci parça, ikinci parça. Üst üste 2 parça var. Şimdi bunları böyle katladığında... Bunların her biri 2 eşit parçaya daha ayrılmış olacak mı? Evet. Yani şu adımdan sonra böyle bir şey elde edeceğim arkadaşlar. Son olarak da buradan katladığımda ne olacak? Şuradan 2 eşit parçaya ayrılmış olacak. Yani her bir kağıtta 4 eşit parça olacak. Kağıdı açtığımda toplam 8 eşit parça olacak. 8 eşit parça. Bakın şöyle çizebilirim. Kağıdı tekrar çiziyorum. 8 eş parçaya ayırmış. Şu şekilde çizsem çok da bir şey olmaz. Şimdi demiş ki bunların 3 tanesini sarıya boyamış. Sonra kalanları da 3 eş parçaya ayırmış. Kalanları 3 eş parçaya ayırayım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir, şu şekilde çektiğimde kalanları 3 eş parçaya ayırdım. Bunların da 7 tanesini kırmızıya boyuyormuş arkadaşlar. Bakın 3 boyadım, 6 boyadım, 7 boyadım. Bu kağıdın kaçta kaçını boyamıştır diye soruyor. Bakın burayı da 3 eş parçaya ayırırsam toplam 24 eş parçam var. 3, 6, 9, 12, 15, 16'sını boyamışım. 16/24. 16 8'in 2 katıdır. Şöyle yapayım. Her tarafı da 8'e bölersem 2/3'ünü boyadığını söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Cevabımız şey. 14. soruyla devam ediyorum. 16 tane disk yukarıdaki gibi 4 satır ve 4 sütun olacak şekilde yerleştirilmiştir.
Bu disklerin arka üzeri mavi ya da sarı renklidir. Yukarıda gösterilen sayılar her bir diskin kaç tane sarı renkli diske temas ettiğini göstermektedir. Buna göre disklerin kaçta kaçı sarı renklidir. Yani üzerlerindeki sayılar, mesela bunu, bu disk arkadaşlar, 2 numaralı disk, 2 tane sarıya temas ediyor. Zaten bunun 2 tane temas ettiği disk var arkadaşlar. Biri bu, saniye, biri de bu. O zaman temas ettiği disklerin ikisi de sarıymış. Sarı diyorum, sarı. Şimdi, şu 0 numaralı disk, bir tane, hiçbirine temas etmiyormuş. Zaten temas ettiği, bu var, bu var, bu var. Bunların hiçbiri sarı olamaz. Şimdi şuraya geleyim. Şu 4 yazan disk arkadaşlar. 4 taneye temas edilmiş. 1, 2, 3.sü bu, 4.sü bu. Bunların hepsi sarıdır. Şimdi 0 numaraya geldim tekrardan. Burada bu sarıymış. Bu hiçbirine temas etmiyormuş. O zaman şunların hiçbiri sarı olamaz arkadaşlar. Geçtim. Şu 2 yazan disk 2 tane sarıya temas ediyormuş. Zaten 1, 2. O zaman şunun sarı olma ihtimali yok. Şimdi bu 0 numaralı diske temas ettiğimiz bir disk sarı değilmiş. O zaman bu da sarı değil, bu da sarı değil. Şimdi şu 2 yazan disk arkadaşlar. Bu disk sarıyla çizdim ama yanlış olmasın. Başka bir renk kullanayım. Bu 2 yazan diskin temas ettiği 2 tane sarı disk varmış. Biri bu, şu değildi, şu da değildi. Biri de bu o zaman. Çünkü temas ettiği 3 tane var. Bu da sarı. Şimdi bu 0 numaralıya geldi arkadaşlar. 0'ın ne diyor bu? Bu disk hiç temas ettiği sarı disk yok. O zaman bu da sarı değil. Bu da değil, bu da değil. Şimdi şu 4 numarayla devam ediyorum. Bakın bir bulmaca çözüyormuş gibi düşünün. Bu sarı, bu sarı, bu sarı. 4 tane sarıysa şu da sarı. 0 yazan diskin temas ettiği hiçbiri sarı değilmiş. Bu sarı olamaz. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Başka bir temas ettiği yok zaten. Şimdi bu 2 numaralıya geldim. Bunun temas ettiği 2 tane sarı varmış. Buna temas ediyor 1. Buna temas ediyor 2. O zaman bu sarı olamaz. Bu da gitti. Bu 1 numaralının bir tane temas ettiği sarı varmış. Bu 2 sarı olamaz zaten. O zaman doğal olarak diğer temas ettiği bunun sarı olması lazım. Bu şekilde tüm sarı renklileri bulmuş olduk. Kaç tane sarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sarı renkli disk var arkadaşlar. Toplam 16 disk var. O zaman 9 tanesi de neymiş arkadaşlar? Maviymiş. Bana kaçta kaçı sarı diye soruyor. 16'nın 7'si sarı. Yani cevabımız B oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. 15. soruyla devam ediyoruz. Şimdi yukarıdaki kesirlerle oluşturulmuş örüntünün kaç terimi bileşik kesirdir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi örüntüye dikkat edecek olursam pay kısmı birer birer artarken payda kısmı birer birer azalıyor başlangıçtan itibaren. Şimdi bir yerde bunlar birbirine eşit olacak. Öyle değil mi? Kaç adım sonra? Birden bire kaç eklersem 101'in aynı miktarda eksiğini eşittir diyeceğim. Şimdi bu ayrı bir yöntem. Fakat şunu görmek de çok değerli. Dikkat edersen 1 ile 101, 102. 2 ile 100, 102. 3 ile 99, 102. Yani bu örüntüdeki payla paydadaki sayıların toplamı her zaman 102'ye eşit. Çünkü biri artıyor, biri azalıyor her zaman. Şimdi arkadaşlar, 102'nin yarısı nedir? 51 değil midir? O zaman biri 51 iken diğeri de 51 olacak. Çünkü 51, 51 daha 102. Bu bir bileşik kesir midir? Evet, payı paydasına eşit kesirler bileşik kesirdir. Bundan sonra şöyle devam ediyor. 52 bölü 50. 53 bölü 49. Çünkü pay kısmı artarken pay da azalıyordu. Nereye kadar devam ediyor? 101 bölü 1'e kadar. Bunların hepsi bileşik kesir. Yani 51 ile 101 arasında kaç sayı olduğunu bulmam gerekiyor. Bunun için şunu hatırlayın.
1 ile 9 arasında kaç sayı var arkadaşlar? 9 sayı var değil mi? Aradaki farkın 1 fazlası kadar. Fark artı 1. 101 ile 51'in farkı 50. Bunun 1 fazlası kadar sayı var burada. Yani 51 tane bileşik kesiri vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu sorumuz da bu kadar. 16. sorumuz. Biraz küçülteyim. Evet. Mete yukarıda ayrıt uzunlukları 8 tam 2 bölü 5, 5 tam 5 bölü 6 ve 2 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki 7 tane taşı birbirine paralel ve dikey, paralel ve bir dikey bir yatay olacak şekilde yerleştirmiştir. Mete ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş dahil tüm taşların sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğinde gözlemlemiştir. Kaydırmadan kısmı önemli. Kaydırmadan dediği arkadaşlar yani herhangi bir mesafe gitmiyor, kaymıyor. Ardışık iki taş arasındaki mesafe doğal sayı demiş arkadaşlar. Buna göre A ile B arasındaki mesafe en fazla kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar bu buraya devrildiğinde bu mesafe en az şu yüksekliğe eşit olmalı ki diğer taşa çarpsın ve devirsin. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Şimdi sürekli bir dikey bir yatay koyuyorum. Yani şu yükseklik burada 8 bölü 5 ise burada 5'ten, pardon 8'ten 2 bölü 5 ise 5'ten 5 bölü 6. Burada 8'ten 2 bölü 5. 5'ten 5 bölü 6 yazamıyorum gerçekten. 8'ten 2 bölü 5. 5 tam 5 bölü 6 ve son olarak bu da 8 tam 2 bölü 5'tir arkadaşlar. Şimdi dedim ki bunun devirmesi için bunun şuradaki uzunluğun üçgenin 8 tam 2 bölü 5'e eşit ya da küçük olması lazım. En büyük değerini soruyor bana. Bu mesafenin en fazla olması için bunun en büyük değerini almam lazım. En büyük tam sayı değeri nedir bunun? 8. Şimdi dik olandan sonra sürekli 8 gelecek. O zaman şurası da 8. Şurası da 8. 3 tane 8'imiz var. Burası da 5'ten 5 bölü 6 ise 5'ten küçük en büyük sayımız 5. Şu kısımlarda 5 olacak. 3 tane 8, 3 tane 5 var. 24 artı 15'ten en az, en fazla 39 santimetre olabilir arkadaşlar. Daha fazlası olamaz çünkü tam sayı dediği için en fazla 8 ve 5 tane alırlar arkadaşlar. Bu sorumuz da bu kadardı. 17. sorumuz. Yukarıdaki küplerden 3 numaralı küpün bir ayrıtı 27 santimetredir. Ayrıt dediği şu kenar uzunluğu. Yani şurası 27'ymiş. Bu küplerden 2 numaralı küpün bir ayrıtı 3 numaralının yani 27'nin 3'te 2'siymiş. 27'nin 3'te 1'i nedir? 9. 9'un 2 katı şunun yüksekliği 18. 1 numaralı küpün ayrıtı da 2'nin 3'te 2'siymiş. 18'i 3'e bölünüm. 6, 2 katı bu da 12'ymiş. Bu küpler üst üste konulduğunda yüksekliği oyuncak ayının boyuna eşit oluyorsa oyuncak ayının boyunu soruyor. Oyuncak ayının boyu şu üçünün toplamı 27 artı 18 artı 12 o da 57'ye eşittir sevgili arkadaşlarım. Bu sorumuz da bu kadar. On sekizinci sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Üç kişinin disk atma yarışmasında attıkları disklerin yerleri nokta halinde yukarıdaki görselde verilmiştir. Arkadaşlar bitiş çizgisi burası olduğundan dolayı bu diskteki sahibi birinci, şu daha yakın olduğu için ikinci, en uzakta olduğu için üçüncü budur öyle değil mi? Şimdi Ali, Sami ve Mert'in attıkları disklerin bitiş çizgisine uzak. Bakın buraya olan uzaklıktan bahsediyor başlangıca değil. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sırasıyla demiş. Ali'ninki 1 bölü 7'ymiş. Sami'ninki 1 bölü 5. Ve Mert'inki 1 bölü 6'ymiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bitiş çizgisine en yakın olan disk uzaklığı nedir? En küçüktür arkadaşlar. Birim kesirlerde sıralama yaparken paydası büyük olan en küçüktür. O zaman 1 bölü 7. Yani burası Ali. Ali birinci olmuş.
Bitiş çizgisine daha sonra daha yakın olan 1/6. O zaman Mert 2 olmuş. Doğal olarak Samir'e 3. olmuş diyoruz arkadaşlar. Şimdi demiş ki diskin başlangıç çizgisine olan uzaklığı dikkate alındığında. Başlangıç olacak kiminki? Ali'ninki. Ali'nin mesafesi büyüktür Mert'in. Onun mesafesi de Sami'den büyük değil mi? En uzun mesafeye atandan en kısa mesafeye atan. Ali, Mert ve Sami şeklinde cevabın B olduğunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız B. 19. sorumuz. Şekil 1'de herhangi komşu iki kareden küçük olan paya büyük olan pay verilecek. Mesela şekli inceleyecek olursam şu iki kare birbirine komşu değil mi? Buradan kesir oluşturuluyor. Küçük olan paya büyük olan payda. Şimdi şu ikisi de komşu öyle değil mi? Küçük olan paya büyük olan payda. 1/3 ve 3/5. Bu ikisi toplanarak bu şeklin matematiksel anlamı oluşturuluyor. Basit kesirler elde ediliyor. Ardından elde edilen kesirler toplanıyor. Şekil 2'de de aynı yolla edilecek tüm farklı kesirler. Şimdi şu ikisi komşu. Basit kesir elde edeceğim. Küçüğü paya. 3/5. Buradan 3/5 geldi. Güzel. Şununla şu da komşu. Küçüğü paya, büyük paydayı aldım. 3/4 şeklinde yazdım. Daha sonra şu ikisi komşu son olarak. Burada da 2 paya, 3'ü paydaya koydum. Çünkü ne istiyor benden? Basit kesir istiyor. Bu üçünün toplamı bana bu şeklin değerini verecek. Şimdi 3, 5 ve 4'ün ortak katları. Kaçta eşitleyebilirim diye düşünüyorum. 60'ta eşitleyebilirim. 3'ün 20 katı, 5'in 12 katı, 4'ün 15 katı. Bunu yapamazsam hem 4'te hem 5'le çarparım bunu. Bunu 3 ve 4'te çarparım. Bunu da 3 ve 5 ile çarptığımda pay dilimini eşitlemiş olurum. 2'nin 20 katı 40. 12'nin 3 katı 36. 15'in 3 katı 45'tir. Paydamız 60 oldu. 76, 121/60'a eşit olduğunu söylerim. Cevabımız B oluyor sevgili arkadaşlar. Son olarak 20. sorumuz. Demir bir çubuğun her iki tarafına özdeş disk şeklindeki kütlelerin yerleştirilmesiyle meydana gelen alete halter deniyor. Burası bizi çok ilgilendiren bir kısım değil. Yukarıdaki görselde kütleleri kilogram cinsinden doğal sayı olan diskler kullanılarak oluşturulmuş bir halter verilmiş. Her iki tarafına da 4'er adet disk takılan bu halterde her diskin ağırlığı bir büyüğünün ağırlığının 1/3'üdür demiş. Buna göre halterin en küçük diskinin ağırlığı 8 kilogram. Şimdi en küçüğü 8. Bir büyüğü arkadaşlar. Bakın. Bir büyüğünün 1/3'ü 8'dir. Yani şu ikisi 8 ise bir tanesi 4. 4, 8. Bir büyüğü 12 olacak. Şimdi benzer şekilde bir büyüğünün 12'nin 1/3'ü 12 ise bir tanesi 6'dır. Bir büyüğü o zaman 6'nın 3 katı 18 olacak. Daha sonra en büyüğü arkadaşlar 1/3'ü 18 ise 1/3'ü 9'dır. Tamamı 20'dir. Şimdi bir tarafta ne var? 8, 12, 18 ve 27 var arkadaşlar. Toplayacak olursam 47, 57, 65. 65 burada, 65 de burada var. Toplam 130 kilogram disklerin ağırlığı. Bu halterin toplam ağırlığı 136 ise demiş, demir çubuğun da bir ağırlığı olduğu için 136'dan 130 çıkarırsam 6 kilogram olduğunu söylerim sevgili arkadaşlar. Cevabımız B. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Umarız faydalı olmuştur. Bay bay.